Merhaba. Herkese selam. Şu anda Bodrum'da bir otel odasındayım. Ama sizden o kadar güzel sorular gelmeye başladı ki hemen cevaplayalım istedik. Hatice'cim okumak ister misin? Bugünkü soruyu hemen okuyayım peki. Uzun süredir kişisel gelişimle ilgileniyorum. Bazen değişebileceğime, bazen de ben böyleyim deyip değişemeyeceğime inanıyorum. Sanki bazı istemediğim şeyler hep aynı olacak gibi geliyor. Gerçekten değişilebilir mi? Evetse nasıl yapabilirim demiş soruyu soran Hale. Hale teşekkür ediyoruz soru için. Yani bizce kişisel gelişimle değişmek mümkün değil. Biz inanmıyoruz. Bırak bu işleri bence. Ya, olmadıysa şimdiye kadar bir daha da olmaz artık ya. Bırak bence bilmiyorum. Bu işin şakası tabii ki. Yani eğer biz bunun olacağına inanmasak zaten şu anda senin karşında olmazdık. Sanırım sen de bunu birazcık biliyorsun. Sen kendi üzerine yapmak istediğin değişimlerle ilgili meclisimize gönderdiğin soruları bahsetmemişsin ama hani tam olarak neler yaptığını gerçekten bilmek isterdim. Çünkü şöyle bir tuzağa düşebiliyoruz ki ben düştüm oradan bir durum. Çalıştığım kişilerde de aynı şekilde gözlemlediğim bir şey. Diyelim ki kişisel gelişimle ilgileniyorum, işte çalışmalar yapıyorum diyorsun ama diyelim ki bu kitap okumaktasın veya işte YouTube'dan videolar izliyorsun. Evet bunlar çok güzel, bunlar senin ilgini arttırır, videonunu arttırır, bunlar harika yöntemler ve bazen tek başına da yeterli. Bazen öyle bir alanda bir duyduğumuz bir şey bizi bir anda içinde bulunduğumuz kutudan dışarıya çıkartabiliyor. Ama çoğu zaman öğrendiğin şeylerin pratiğini yapman gerekiyor. Yani diyelim ki bir olay karşısında verdiğin bir tepkiden rahatsızsın, bunu değiştirmek istiyorsun. O olay senin içinde bir işte bir değersizlik hissini tetikliyor diyelim. O olay olduğu zaman böyle tepki verdiğini öncelikle fark ediyor olman lazım. Ondan sonra yaptığın egzersizlerle o verdiğin tepkiyi duygusal olarak içinde vermiş olduğun tepkini değiştiğini gözlemlediğin noktaya gelmen lazım. Ama bu egzersizleri, pratikleri yapmadan buraya gelebilir misin? Okumakla etmekle dediğim gibi bu yani bazen olabilecek bir şey ama çoğu zaman tekrarla aynı pratiği yapıp kendimizi yeni yola taşımamız gerekiyor. Ya bence bu söylediğin çok ama çok gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü ben yaklaşık işte 20-25 yıldır filan kişisel gelişim kitapları, işte spiritüel gelişim kitapları okuyan bir kişi olarak çok uzun bir süre bu söylediğin tuzağa düştüm gerçekten. Kitapları okurdum. Pratik yapma yerleri geldiğinde tamam onu yapacağım, yarın yapacağım. Yok işte bir haftaya kadar bunu yapacağım falan deyip geçiştirirdim. O pratikleri, o egzersizleri yapmazdım. Ama kendimi çok şey biliyor olarak görüyordum. Biliyordum da ama bilginin bilgi olarak kalması hiçbir şekilde işimize yarayan bir şey değil arkadaşlar. Bunların deneyime dönüşmesi gerekiyor. Deneyime dönüşebilmesi için de pratik gerekiyor. Gerçekten bize sunulan egzersizleri, ödevleri yapmamız çok önemliden çok gerekli, yapılması gereken bir şey bu. Dönüşümü, değişimi gerçekten istiyorsak. Çünkü biz beynimizin programını değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz ve bu da tekrarla olabilen bir şey. Tekrarın çok büyük bir önemi var bu süreçte. İşte bu yüzden biz de işte bu 4 haftalık workshop'ı yapmak istedik hep birlikte. Eğer birlikte yapmak istiyorsanız bu tekrarı, bu egzersizleri böyle bir alan açalım istedik. Çünkü bize göre vazgeçilmez bir şey gerçekten. Bu yüzden ben de bu deneyimimi paylaşmak istedim. Bir de mesela diyelim ki yürümekle ilgili videolar izlediniz. Nasıl yürüldüğünü öğrendiniz. Yani bu spor olarak yürümekten bahsediyorum. İzlediniz. Nerede yapabileceğinizi düşündünüz. Çok mümkün olduğuna inandınız ama kalkıp yürüdünüz mü? Kalkıp yürümediyseniz o zaman yürüme deneyimi sizin hayatınızda henüz yok demektir. Bu kişisel gelişimde birazcık öyle. Öğrendiğiniz bilgileri günlük hayatınıza adapte edebilmeniz çok ama çok ve çok ve çok önemli. Bir değişime niyet ettiğimizde, herhangi bir hedef koyduğumuzda egonun bu tarz sorular döndürüp durması aslında sürecin çok doğal bir parçası. Çünkü ego değişmemizi, dönüşmemizi istemiyor. Bulunduğumuz kutuda kalmamızı istiyor. Dolayısıyla işte acaba yapabiliyor muyum, değişecek miyim, değişemiyorum ki işte bak geçen hafta böyleydim, şimdi bu hafta yine böyleyim. Olmaz ki, olabilecek mi acaba gibi düşüncelerle bizi bulunduğumuz kutuya çekmeye çalışması çok ama çok doğal bir şey. Bunun farkındalığını yaşamamız çok önemli bir faktör bence bu gelişim yolculuğunda. Bunu fark edip
Bu sorulardan çok istediğimiz şeye odaklanmamız en önemli olan şey. İstediğimiz şey nedir ve o istediğimiz şeyi, o hedefi düşünürken burada keyifli zamanlar geçirmemiz. Bunu da egzersizlerimizle yapmamız, günlük rutinlerimize, isteğimize odaklanmayı katmamız bizi bu sarmaldan çok çok daha kolay çıkartıyor. Çünkü o zaman istediğimiz şeyin momentumu yükseliyor. Momentum yükseldikçe de sistem bunu realitemize düşürmemiz için elinden gelen her şeyi yapıyor, inanın. Bu böyle bir süreç. Onun için bu egonun söylediklerine çok fazla paye vermemek, ona biraz gülümseyebilmek çok önemli bir şey bir yolculuğa çıkarken. Hatice'cim, senin eklemek istediğin? Aynen öyle. Ben de şunu söylemek istiyorum. Zaten bir şeyin değişmez olduğunu kabul ettiğiniz zaman onun değişimine yönelik herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Yani bu aslında değişimin önünde duran en önemli inançlardan bir tanesi. Değişebildiğine inandığınız her şey de kesinlikle ve kesinlikle değişebilir. Ama öncelikle sizin buna inanmanız lazım. Bunun için de daha önce sizin yürüdüğünüz o yoldan yürüyen veya sizin daha önce değişmez zannettiğiniz ama değiştiğini gördüğünüz bir şeyleri kendinize örnek olarak sunabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka sorularınız varsa ekranda yazan e-mail adresine gönderebilirsiniz. Eğer kendi üzerinize çalışmak isterseniz de 4 haftalık workshopumuz 16 Eylül'de başlıyor. 4 hafta boyunca bir arada dönüştürmek istediğiniz şeyler üzerine, alışkanlıklarınız üzerine konuşacağız. Bol egzersizler yapacağız. Teoride değil, pratikte kalacağız. Hepinize varlığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.